Düşürmesin. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bunu bilmediğiniz zaman bu kadar öyle bir kavşak gibi bu mevzu. Ama biraz önce arayan belli. Belli ve kölün. Kadınlar bu işin tam şeyi. Kadınlara iyi bir tuzak. Bir de resmi belge almış, cinlerle uğraşıyor. Yani o kadar acayip bir şey ki bu. Mesela psikiyatri mi, yani doktorluk mu, cinli mi, düşünce bozukluğu mu? Hepsinin belli şeyi var. Psikiyatri ise, doktorluksa ilaç kullanacaksın. Cinli ise, cinciye gideceksin değil ki ya. Ne işin var senin? Bak, cincilere gitmek ne oluyor biliyor musun? Rızk alıyor. Orası kaynıyor cin. Orası kaynıyor, kaynıyor. Hep oraya toplanmışlar. Orada seni tanıştırıyor cinlere. Onun haberi bile yok. Hasta bu diyor değil mi abi? Tabii ya, yani oraya gelmiş. Ondan sonra şu soruyu soruyor. Bana teslim oluyor musunuz? Sen onaylamasan onun cini girmiyor. Teslim ol, bana ne diyorsam kabul ediyorum. Ben şu anda içeriye giriyorum. Beni kabul ediyor musun? İçeri tak giriyor. Bitti. Ya orada ne işin var yani cincilerle? Evet, yak abi. Yak. Orada ne işin var yani? Kardeşim, oraya gittin mi, tanıştın mı, geçi tanı olursun. Yani tanışılıyor. Peki çare oralar mı? Değil. Bak perişan oluyor. Belki senin bu problemin yok. Annenin var, bacının var, kardeşin var, şusun var, bursun var. Yani cincilerle gittin mi hiç şansın yok. Cincilerle ne işin var? Orada tanışma yeridir. Orada sıçrıyor adama. Belki psikoloji hastasın, belki doktorluksun. Orada sıçradı, ne yapacaksın? Nereden biliyorsun hangi hasta olduğunu? Ne işin var kardeşim oralarda? Cincilerde ne işin varız var? Öyle yerlere yani. Ne yapacaksın? Bunları okuyacaksın kardeşim. Risale okuyorsun, Kur'an okuyorsun, derslere gidiyorsun. Sorunu varsa doktora gideceksin ya, bu kadar basit. Risale okuyorsun, Hizbul Kur'an okuyorsun, Hizbul Hakkayki Nuri okuyorsun, Kur'an okuyorsun, derslere gidiyorsun, hala sıkıntı var. Doktorluksun kardeşim ya. Ne işin var Ahmet'e Mehmet'e? Bir de fal baktırıyorlar. Bakan ve baktıran kafir olur ya. Yıldızlama bakan. Allah Allah yani. Ben anlayamadım ya. Şimdi, dünkü şeyden devam ediyorum. Bunları anlatıyorum arkadaşlar ki benim Müslümanım tuzağa düşmesin diye. Hastaların ortak özelliklerinden hep böyle rastladığım şeyleri, yani hafız bize anlattığı, hafız kendisi benim Kur'an okurken onun yanında talim, Kur'an talim görürken onlar da geliyorlardı. Gelirken de denk gelmiş. 10-15 sene beraber okuduk yani. Her gün de dershanede zaten. Bir de benim görmeyip kendisi bana anlattıkları, onları kaydettim işte. Hastaların ortak özelliklerinden hastayı her yere götürmekte, dinlettirmekte bir sorun yaşanmazken hastayı her yere götürüyorsunuz. Tamam. Gezdiriyorsunuz, doktora götürüyorsunuz, misafirliğe gidiyorsunuz, sorun yaşamazken hakikaten hocaya götürmeye, Kur'an okunmaya direnmesi, saldırması tıbbi olmadığını gösteriyor. Niye anlamıyorsun? Tıbbi değil işte. Hastaneye götürüyorsun, tıpış tıpış geliyor. Tamam. Şuraya buraya gidiyorsun, tamam, misafirliğe gidiyorsun, tıpış tıpış geliyor. Gel şu sohbete gidelim, hayır. Şu Kur'an'ı dinle, hayır diyor, hayır, parmağını sokuyor. Bakara suresinde geçiyor. Kulağını sokuyor. O zaman tıbbi değil kardeşim. Hastaneye giderken derse niye gelmiyor? Müzik dinlerken Kur'an dinlemiyor, ezan dinlemiyor. Hemen kaçıyor böyle ezanlarda. Tıbbi midir yani? Eğer tıbbi olsaydı müzik dinlerken de Kur'an dinlerken de aynı olması lazım. Yalnız yakınlarının simaları ve sesleri korkunç ve ürkütücü olması tıbbi midir? Ona yardım eden kimseler ben, sen, o, yakın akraba. Korkunç gözüküyor. Seni yılan gibi görüyorum diyor, seni domuz gibi görüyorum diyor. Başkalarında böyle bir şey yok. Tıbbı midir yani? Herkesi farklı görmesi. Yani herkesi derken
yakınlarını korkunç görmesin. Niye öyle yakınlarını yılan tarzında falan? Şey diye? İçin ona bağırsın, saldırsın ki buna yardım etmesinler. Buna yardım etmesinler. Dışarıdaki yardım etmiyor ki. Kim ona yardım elini uzatacak? Ona saldırtıyor. Onu domuz gibi görüyor. O görme şeyini etkileyebiliyor mu abi? Tabii, çünkü işgale olmuş ya. Yani şu. Diyelim ki ben bunu bak, dilime sürüyorum. Lezzet aldın mı? Bu almadı ki. Buradan buraya gitti. Bu dilden alacak lezzet, elma lezzetini yerine burada lezzet alma merkezine atırsa lezzet alır mı? Alır. Alır. Deney yapmışlar abi. Evet, alıyor. Bu kadar kolay mı peki abi bu noktada değil, bulmak? Değil, ama buraya gelmek zor. Ya girdikten sonra kolay. Hani girmesi çok zor. Paldır küldür giremez ki. Bak, o cinciye gittiğin zaman beni onaylıyor musun? Beni onaylıyor musun? İçeriye gireceğim, ben şey yapacağım, hopma onu yapar şey. Ondan sonra yetmiyor. İçerideki dengeleri bozacak, muvazeneni bozacak, ilimlerini alt üst edecek. Çok zor yani. Hiçbir şey değil ki ya. Ya bundan korkulacak, ben şaşırıyorum her derste diyorum. La, insanı büyük abdestini yiyip de küçük suyu, idrarını içen mahluktan ne korkuyorsun? Bundan ne olur? Ne yiyor ki, ne gücü olacak bunun? Ne gücü olacak bunun? Hani et yese, baklava yese, hamur yese, muhlama yese, tamam mı? Adam güçlü olacak. Bunlar ne ki ya? Ha, bu kadar şey ya, enerji paketleri ya. Radyo dalgaları ya. Sen radyonu açmadıktan sonra hangi istasyon çalar senin radyonla? Ne kadar güçlü olursan olsun ya. Benim radyoyu nasıl açacak ya? Arabanızı giderken, radyo kapalıyken otomatik açıyor değil mi? Strava mı diyor? Strava. Olduğu zaman. Niçin açılıyor biliyor musun? Sen açmadığın halde. Onu kendisi ona göre ayarlamış. Ben radyo getireyim Türkiye'den, koyayım arabaya, açsın da göreyim. Ona göre yapmamış ki. Bak. Onu istersen kendin kapatabiliyorsun abi. Yani. Tamam, bitti. Yalnız... Bak, yalnız yakınlarının simaları ve sesleri korkunç ve ürkütücü olması, hastaya diğer insanların suretleri ve sesleri gayet normal gelmesi tıbbi midir? Soruyorum. Yani niye hastanelerde süründürüyorsunuz? Niye 10 sene, 17 sene, 5 sene ilacımı perişan ediyorsunuz? Vücut sistemini mahvediyorsunuz? Yani niye senin sağın olmadığını çok iyi biliyorsun ey gafil doktor da, din yücelir diye dine göndermiyorsun. Din yücelir diye. Din kutsiyet kazanır diye. Göndermiyor. Biz de soru soruyoruz. Din derken Ahmet'i Mehmet'i gitmeyecek ya. Kendisi yapacak. Yani Hizbul Kur'an, Hizbul Hakk-ı Nuri, Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nur, okuyacak. Namazı vaktinde kılacak. Tesbihat yapacak. Kesinlikle ve kesinlikle televizyon, internet, cep telefonundan uzak duracak. Çünkü enerji sömürülüyor. Cep telefonuna kamera çekiyorsunuz. Batarya bitmiyor. Ses çekiyorsunuz, bitiyor. Beyninde, ruhunda imal ettiği enerji bitiyor kardeşim. Enerji bitmedikçe cin giremez. Giremez. Hangi enerji? Hani var ya, geliyorsun mermere bir elini vuruyorsun, pat delin kırılıyor. Ama konsantre oluyorsun, hıy diye onu kırıyorsun. Konsantre, bizce tefekkür yapılınca o enerji nereden geliyor? Benim şu haletimle cin nasıl gelecek? O cin zaten yanar. Şu dalga yayıyor mu, yaymıyor mu? Bu dalga yayarken 1, 3, 5, 7, 15, 19, 33... 99 metrede seni gördüğü zaman o yanıyor zaten. Seni yaymış olduğun dalgayla. İman Üstad diyor ki nurdur, kuvvettir. İman ne kadar kuvvetli olursa onlar dehşetli yanıyor. Üstad diyor ki bütün dertlerinizin dermanı o an imanınız inkişaf etti. İman nasıl inkişaf eder? Tefekkürle. Tefekkür yap bakın. Ulan nasıl girecek şimdi bana ya?
Yani hepten acayip yücelttiler ya. Ben onun için sinirleniyorum ya. Cinleri bu serserileri dövdüreceksiniz bana ha. Yani hakikaten o kadar yücelttiler ki ya. Basit bir şey ya. Tuvalette bulunabilen, bilmem ne yiyen, bilmem ne içen bir mahluk ya. Bundan güç olsa ne olur ya? Ondan onu yiyen de güç mü olur? Kur'an-ı Kerim'de bize gelmiş, hepsi bize gelmiş. Ayrıyeten ikinci kez bir cin suresi onlara da verilmiş, fotokopi çekilmiş. Cin suresi onlara gelmemiş, bize gelmiş. Cinler gaybi biliyormuş. Zıkkımın kökünü biliyor. Allah Kur'an'ında ne güzel diyor. O ki gaybi bilseyle bililiyorlardı diyor. Niye Süleyman'ı diyor öldüğünü anlamadılar diyor. Peygamberler çürümüyor ya. Vefat etmiş, bastona dayanmış. Kendisi çürümüyor. Baston çürüdü, düşmüş. 6 ay. O orada öldüğü halde 6 ay bastonda dayalı. Cinler korkusundan saraya taş taşıdılar. Allah da diyor ki gaybi bilselerdi yanları başındaki Süleyman'ın öldüğünü bilirlerdi. Ulan Süleyman'ın öldüğünü bilemediler de gaybi mi bilecekler diyor. Ne kadar yüceltiyorsunuz ya. Acemi mi gidiyor ya. Onun için bu dersleri yapıyorum. Ben Müslüman değil Müslümanıma yapıyorum yani. Aldanma kardeşim ya. İnsan sansarlarına böyle dükkan. İnsan yamyamlarına taviz vermeyin ya. Ne işiniz var orada ya. Bunu deyince de onların yaltakçıları var, yalakaları var. Benim için ne diyorlar biliyor musun? Cinci. Onların fiyaskosunu, çarşı eşyalarını çarşı pazara çıkarıyorum, fiyaskolarını ortaya çıkarıyorum, oluyorum cinciye. Tabii bizim ahmak ağızlarına da bunu almış. Oysa en büyük cinci Cenab-ı Hak'tır, yaratmış. Eğer ondan bahsetmek cincilikse Allah yaratmış cini. Kur'an-ı Kerim'de var. Peygamber bundan bahsediyor. Ustad görüşmek istersen diyor, şu ayeti müracaat et diyor. 29. sözde ayet var. O 19. mektupta cincilerle peygamberimizle münasebetleri var. Ben oradakileri söylüyorum. Tamam? Oluyorum cinci. O zaman Resulullah cincidir. Tövbe estağfurullah. Ne dediğini biliyor musun sen? Ey ahmak. Bastın dalı kesiyorsun. Bu bilgileri nerede göreceksin sen ya? Hep ödünü patlattılar senin ya. Bu iliğe karşı böyle mi mukabele edecektim? Nankör. Şüpheleniyorum tabii. Ona onu söylettiren, benim için cincidir diyen acaba içindeki cin olmasın? Şüpheleniyor. Bir rüyada öyle olmuştu da. Diyesim geliyor da vesvese yapmasın diye. Kim bana cinci diyorsa şüpheniz olmasın. İçinde cin var. Aa işte dedim ya. Tehdit şey yapmıyorum çünkü görmüştüm onu. Niye diyorlar diye üzülmüştüm. Onlar o cinsten hasta dediler. Niye biliyor musunuz? Elinde çekiç olan her şeyi çivi zanneder. Çekiçten başka bir şeysi yok ya. Hastalık teşhisi aynı. Mesela gidiyorlar şizofreni diyor. Tamam mı abi? Hastalık aynı herkeste. Ama hastaların davranışları farklı. Kimi dini hastaları din noktasına dini hastaları neyse onu yaptırmaya çalışıyorlar. Bu da kişinin kendini kötü hissetmesine sebep oluyor. Yani mesela şizofreni diyor herkese şu tespit edilmiş. Ama kimisi sudan çıkmıyor. Kimisi suya hiç gitmiyor. Kimisi elbise hiç çıkarmıyor. Kimisi ikide bir elbise değiştiriyor. Kimisi aynadan çıkmıyor. Kimisi hiç suratına bakmıyor. Farklı farklı özellikleri göstermesi. Ha Musala 4 cin. Yani bunu deyince cinci mi oluyor? Ben kardeşim bahsediyorum. Rus Türkiye'nin düşmanıdır diyelim. İsrail düşmanıdır. Yani şimdi Rusçu mu oldum ben? Şimdi diyorum ki 4 nevi cins var. Toprak nevinden var. Su nevinden var. Ateş nevinden var. Hava nevinden var. Ateş nevinden ille içeri girmiş değil. Sinyal alıyor. Bunlar çok asabi olur. Hırçın olur. Tavırsız olur. Yani sabır olmaz. Hava cininden ille girmiş değil. Sinyal alıyorsan tın 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 tın. Bunlar da yapıyor. Cep telefonlar bazı istasyonu. Cep telefonu bazı istasyonu mudur zannediyorsunuz? Şu cep telefonlar bazı istasyonu var ya.
telefonlarımıza. Türkiye'de de var. Ve uydular hep haberleşme için mi yapıldığını zannediyorsun? Gönderilen sinyalla beyni bloke etmeye çalışıyorlar. Hücrelere sinyal gönderiliyor. Hava cini ise düşünce bozukluğu olur. Su cini ise yani şahsiyet bozukluğu olur. Toprak cini ise kendi fıtratına zararı olur veya verir. Bunları ben nerede bulacaksın? Doktorluktan mı bulacaksın bunu? Git cinciye de perişan ol. Gör Konya ile Konya. İlk önce yap onu diyenler. İlk önce yap onu diyenler. Yaptıktan sonra sen mi Müslümansın? Müslüman olsaydın diye başlıyorlar. Sen iki yüzlü sahtekarsın. Boşuna ibadet etme deniliyor bana. Mesela cin diyor. Yo, bana demiyor. Şimdi cin hasta. İlk önce yapıyor. Direniyorsun. Namaza yapıyorsun, tamam mı? Diyor ki ilk önce yap. Yaptıktan sonra sana diyor ki içeriden, sen mi Müslümansın? He, benim Müslüman. Tamam. Müslüman olsaydın diye başlıyorlar. Aa, sen Müslüman olsaydın içeriden. Sen Müslüman olsaydın bunu yapmazdın, böyle düşünmezdin, şöyle. Ufak bir şeyi dev gösteriyor. Abi bazen de karşındaki insan bunu söylüyor. Mesela dinle alakası olmuyor. Evet. Senin yaptığını... O zaman onun içindeki mi konuşmuş oluyor? Evet. Onun içindeki nefis. Zaten cine gerek yok ki ya. Bir adama. Tabii ya, nefis var. Zaten şeytan var. Şeytan kanımızda dolaştığı gibi, Allah Resulü diyor ki vücutta kan dolaştığı gibi kanımızda şeytan dolaşıyor. Nefis emarı da var. Cin olsa ne olsa ne olur, olmasa ne olur. Zaten şeytan işgal etmiş. Müslüman Müslümanı tenkit ediyor. Cine gerek yok ki, zaten yapıyor. Da şeytanlığı kendisi yapıyor. Cin kendisi ya. Bak, ilk önce içeriden bir ses. Ya direniyorsun, Kur'an okuyorsun. Hemen diyor ki, sen misin Müslüman? Riyakarlık için okuyorsun. Sen tedavi için okuyorsun. Kur'an'ı sıhhat bulayım diye. Evet. Evet. Hep boşuna mı diyorum ben? Bir yerleri yıkmak için anlatıyorum onu. Ben Kur'an'ı sebap diye okumuyorum. Ama Allah sebap verirse verir. Ben tedavi diye... Ben enerji diye okuyorum. وَنَا نَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ Rahmettir, şifadır. Kur'an şifadır. Niye? Enerjidir. Ben ses, şekli sese dönüştürüyorum. Enerji yapıyorum. Vücut enerjiyi şekle dönüştürendir. Şekli enerjiye dönüştürendir. Yani harf. Elif, la, mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttakin. Şekli sese dönüştürdüm. Bundan sonra karışmıyor. Vücut artık o sesi konuştu mu burada? Kulak duydu mu? Akıl otomatik çalıştı. Çalışınca şimdi bütün sistem çalışıyor. O sesi hazm ediyorlar. Kimisi vicdana şu hisse gidiyor, akla gidiyor, tasavvura gidiyor, taakkula gidiyor, izana gidiyor, iltizama gidiyor, tasdik edi gidiyor, zihine giriyor, hisse gidiyor. Herkes hisse gider. Usta şöyle der. Mideye diyor nasıl böyle bir gıda gider. Ondan sonra tevzi olur. Tevzi olur da dağıtılır. Dima kalbe, ilim ise dima. İmanı mevzu ise akıl kalp bütünlüğüne ki zaliken kitabu la raybe fih huden lil muttakin. Direkt gidiyor kalbe. Ondan sonra sıra, hafiye, ahfaya sirayet. Sen karışmıyorsun. Ama bunu yapınca şöyle diyor sana. Diyor ki sen mi Müslümansın? Sen bunu sebap diyor, tedavi diyor. Evet, tevadde diyor. Çünkü Kur'an iki şekilde okunur. Bir ibadet, bir de tedavi. Ben tedavi diye okuyorum. Yasak değil ki. Tedavi diye okursan hatta ücret alabiliyorsun. Müslüman olsaydın diye başlıyor. Sen Müslüman olsaydın. İçeriden ha. Bunu da bilmeyen kadın daha çok kadınlarda. Hakikaten ben Müslüman değil miyim hocam? Ben Müslüman. Ne alıyorsun? Dur lan, dur. Ne alıyorsun?
Müslüman değil miyim de korkuyorum. Kim korkuyor? Bir korkan var. Bir de korktuğun şey var. İmansızlıktan korkuyorsun. Kim? Sen. Demek imansız değilsin. İmansız olsan imansızlıktan korkmazdın. Çünkü imansızlar imansızlıktan korkmazlar. Gavur imansızlıktan korksaydı hemen iman ederdi. Senin halis imanın olduğuna ağlamandır. Onları bana gönder. Sen iki yüzlü sahtekarsın diyorlar. Böyle rastladım ha yani. Boşuna ibadet etme deniliyor. Şizofreni hastalar şunlar bunlar. Bana diyor ki abdest. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazdayız. Errahmanirrahim. Abdestin yok. Ben her zaman abdestimi kılacağım lan. Her zaman abdest olur mu? Abdestsiz de olur. Ne diyecek de bana? Kadın geliyor. Ulan Allah kadınsız kainatı yaratmamış. Kadınsız namaz olur mu? Tamam. İşte renkli renkli namaz işte. Ne diyecek şimdi bu serseri? Niye bunu böyle diyorsun Hasan? Kardeş. Ya nereden geldi, niye geldi diye ona karşı saldırsan o kuvvetlenir. O kuvvetlenir, güç alır. Kadın gelirse gelsin. Usta diyor. Sen mi istedin? Yok. Rahatsız oluyor musun gelmesinden? Oluyorum. Senin alakası yoktur. Olsun oynasınlar. Bu binada ben oturmuyorum ki. Ya binanın sen postacısın. Binanın posta kutusuna sipsin. Efendim hastanede mi kim mektup geliyor? İş yerinden geliyor, işsizlik şeyinden geliyor, fabrikadan geliyor. Öyle değil mi? Reklam geliyor. A şirketinden meşgul gelmiyor mu? Kutu bir diye bir sürü. Bütün mektup bir midir? Herkes atıyor oraya ya. Tehdit de geliyor bilmem ne diyeyim. Kutu kardeşim. Geliyor adam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hiç kimse yoktu şimdi kadın geldi. Esselamu Aleyküm Rahatlığına diyorum. Bu sefer he ne haber nasılsın? Hiç kimse yok. Televizyon seyrederken vesvesesi gelen var mı? Maç seyrederken hakikaten ya ölüyor muyum ya kalp krizi geçiyorum. Yok. Televizyon maç seyrederken kadın gelen var mı? Yok. Namaz kılarken niye geliyor? De bilsene. Demek ki ona dost, buna düşman gelen. Televizyon seyrederken abi neyi seyrediyorsa şuhut makamına geçiyor. Ya böyle. Ve... O zaten orada görüyor mu ya? Acayip bir şey ya. Maç seyrediyorsun kadın yok yani. Maçta niye gelmiyor? Senin öleceksin ha. Senin imanın yok ha. Günahı seyrederken senin imanın yok ha gelmiyor da imanla alakalı şey yaparken imansızsın nasıl deniliyor? Sen buna inanıyorsun. İmansız işler yapılıyor. Haram şeyler yani iman yok orada. Haram seyrediyorsun. Video seyrediyorsun. Maçta erkeğin göbekle diz kapağı arası erkeğe haram yeridir. Şorttu adam. Şuradan aşağı haram. Onu haram seyrederken imansızsın denmiyor içeride mi ses? İmanla alakalı, imanı güçlendirici, imanın alameti olan namaz kılıyorum, sen imansızsın diyor. Ben de yedim yani. Senin imansızlığını sevsinler yani. Acayip bir şey ya. Dedim televizyon seyrederken de televizyon geliyor, vesvese geliyor. Yok hocam hakikaten gelmiyor dedi ya. Ne yaptın mısın sen ya? Namazı bırakmış kadın geliyor diye. Ulan ben de bekliyorum lan niye kuru dedim namaz oluyor dedim ya. Hiç renkli namaz gelmiyor. Hakikaten hocam ya öyle mi ya sen öyle mi yapıyorsun? Tabii dedim bekliyorum dedim ya. Delikanlı ilahiyat ikinci sınıfta namazı bırakmış. Şimdi namazda kadın geliyor diye. Dedim maç seyret dedim o geliyor mu? Gelmiyor dedi ya. Ben de bekliyorum. Ulan benim namazıma da gelmiyor. Ben de bekliyorum biraz bana göndersene dedim ya. Herhalde demişlerdi benim gittikten sonra. Ulan manyak mı ya bu delinin birisi ya. Şeytan bile şaşırıyor. Şimdi bana dedi ki abdestin yok dedi. Ben dedim ki zaten ben abdestsiz kılıyorum. Ne zaman abdest olmaz ki. Ne diyecek şimdi bana? Hakikaten öyle mi ya? Ne zaman abdestim gitti? Nasıl gitti? O şiddetlenecek. Ha yedi yani abdestini. Ya Allah. O ne sana ya? Çalmatsana buna ya. Bunun neymiş ya? Bak diyor. Bakma kardeş. Okuma Risale diyor. Oku. Müslümana işte taassup yapma kardeşim. Aç her şey belli ya. Artık bugün dininizi tamamladım diyor Allah. Her şey belli kardeşim. Acı bir maç seyrederken gelmiyor da namaz kılarken niye geliyor? Niye anlamıyorsun? Namazla alakası yok. İmansızlığa götüren şey yapıyorsun. İmansızsın demiyor. Çünkü her bir günahta günaha gidecek bir yol var diyor. Küfre gidecek bir yol var. Öyle demiyor mu? İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar.
Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var diyor. Açık saçık film seyrediyorsun, mat seyrediyorsun, açık saçık kadın haber spikerini dinliyorsun, bakarken imansızsın, aa şu anda ölürsen nereden geldin, işte haber dinlerken geldin diyen dişin gelmiyor, vesvese gelmiyor. Namaza duruyorsun, imanla alakalı, imanı güçlendirici, onaylayıcı, imanını onaylayıcı fiilde, acaba imanın var mı? Orada niye demiyorsun imanın var mı? Ya arkadaşlar ya, bunu biraz hepten açığa çıktı ya bu serseri ya. Bu şeytan nasıl açıyor? Bunu nasıl aldanıyorlar anlamıyorum ya. Namazda geliyor. O ki abdestim yoktu. Niye namaza başlamadan önce demedin? Acaba gittim abdestim, ben karışmıyorum ki. He yoksa sen niye rahatsız oluyorsun? Ha benim dindar olmamı istiyor. Radiyallahu anh. Şeytan beyefendi. Benim abdestli olmamı istiyor. Namazı öyle kılmamı istiyor. Yok. Namaza düşman olan bana diyor ki abdestin yok. Niye anlamıyorsun ki abdestin var demektir. Lazcası o. Şeytan tasdikli abdest demektir. Çünkü şeytan varı yok eder. Yok diyorsa vardır. Hiç gelmiyorsa abdestin var mı yok mu unuttun değil mi? Unuttun. Yani kesin olmadığını ve varlığını unuttun. Bak böyle. Ulan abdestin var mı yok mu? Bana söylüyor. Vesvese geliyorsa abdestin var, günah bana ait. Eğer abdestin kesin var mı yokmuş bilmiyorum. Bir bak bakalım. Vesvese gelecek mi? Vesvese gelmiyorsa abdestin yok. Git al. Çünkü olsaydı şeytan musallat olurdu. Çünkü şeytan vara musallattır. İmanı olana imansızsın der. Abdestli olana abdestsizsin der. İman olmayana abdestin yok. İmanın yok. Durumun çok kötü der mi? Allah ile konuşuyor. Allah'tan ölünceye kadar, kıyamete kadar ömür istiyor şeytan. Kovuldu ya. Bu sefer dedi ki şeytan Allah bana kıyamete kadar ömür ver diyor. Allah ile konuşuyor, sana geliyor diyor ki Allah yoktur diyor. Şuraya bak ha. Allah ile konuşan diyor ki ben biraz önce içeride Bülent'le konuştum, İbrahim diyorum. Oysa sohbet ettik. Bülent yok ha. Bülent'in birisi yok. Lan biraz önce sohbet ettim ben. Böyle iki yüzlü bir münafık ya. Devam. Özellikle sesler ve görüntülerin namazda olması tıbbi midir? Soruyorum doktora. Maçta olmuyor da namazda gelmesi tıbbi midir? Ne diyecek bu doktor? Zihnin, tabi gafil doktor, Müslüman'da bahsetmiyorum. Zihnin dağılması, başka şeylere yoğunlaşması, kendisinin rahatsız olduğu şeylerin gelmesi tıbbi midir? Abi iki yer var, iki yerde zıt şey geliyor. Mesela namazda açık saçık küfür şeyleri geliyor. Tuvalete gelince de nerede güzel dualar, nerede güzel mesela böyle dini şeyler, zikirler. Tefekkürler. Acayip bir şey abi ya. Çünkü yasaklanmış ya, bir şey düşünmeyin diye. Tefekkür gülüyorsun. O getiriyor da. Ama televizyon seyrederken tefekkür gelmiyor. Yok. Hiçbir şey yok. Ne menfi ne aleti yok. Acayip. Sistem. Kur'an okuma aklına geliyor. Ne bir şey. Hiçbir şey gelmiyor. Hatta şu anda imansız olacaksın, ölebilirsin, kalp krizi geçirip ölebilirsin. Yok. Kur'an okurken ölebilirsin diye geçiyor. Menfi yerlerde, düşünülmemesi gereken yerde güzel düşünceler geliyor. Namazda düşünmemek gereken yerlerde de hep böyle, hatta düşünme değil, resimle bile geliyor. Ama maç seyrederken, açık saçık film seyrederken öyle bir şey gelmiyor. İmansızsın ha, bak şu anda şunun karşısında ölürsen hepten durumun iyi değil. Gelmiyor. Abi bir ya bilmiyorum söyleyeyim mi? Bazen insan aklına geliyor ya. Oraya gideyim de bir şey. Ay gelsin. Sanki şeytan getiriyor abi ya. Çözemediğim bir şeyi tuvalete. Şeytandan yardım istemek orada oluyor. Bir saniye hemen. Şimdi bir şey, evet, toplantıda adam olmuş ha. Toplantıda dünyevi işlerde hatırına gelmiyor çıkış yolu. Bir dakika dedi. Geliyorum, bir ihtiyacı gidiyorum. Ha? Tuvalete gidiyor. Arz kaldı. Donunu da çıkartmadan geliyor. buldum diyor. He ya? Normalde namazda gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Mesela kayıp şeyler. Bak dur namaza bak nasıl geliyor. Hiçbir şey yok. Namaza bir duruyorum. Oho. Ne kadar kaybettim. Her şey burada. Ama bu hoşuma gidiyor. Bunu olayı fark ettin mi? Böyle bir sistem çalışıyor. Ben hastayım. Ben iyi değilim. Ben asabiyim. Tamam çok güzel. Demek ki asabiysen
ateş cini seni rahatsız ediyor. Girmedi. Hastayım diyemezdin. Girmişse hasta olduğunu bilmezsin. Hastalığı kabul etmez. Saldırgandır, vurup kırar. Ama iyiyim der. Dışarıda sinyal alıyorsan radyo istasyonundan iyi değilsin ama iyi olmadığını biliyorsun. Peki abi bu ateş, su, toprak tarzındaki cinler kişileri rahatsız ederken onun bir özelliğine göre mi geliyorlar, evet, rastgele mi geliyorlar? Hayır, özelliğine göre, hassasiyetine göre geliyor. Hassasiyetine göre geliyor. Bana ayrı geliyor. Sana ayrı geliyor. Mesela olur. Diyelim ki ben ateş cini var. Öfkeyi, nefreti Risale-i Nur'a saldırdıkları zaman bende haddinden fazla şey yapıyor. Eğer haddinden fazla ben bu nefret yapıyorsam, hücum ediyorsam o zaman rahatsız ediliyorum. Ama doğru bir şey, doğru bir şey de haddinden geçirirsen şeytanlık. İfrat. Üç mod var ya, vasat, ifrat, tefrit. Vasatının aşırısı, ifratı şeytandandır. Doğru da yoksa şeytandandır. Tefriti nefistendir. Mesela Risale'ye saldırdılar. Haddinden fazla savunmak gibi gözükürken saldırmak şeytandandır. Lakayt kalmak nefistendir. Dendiği miktar kadar demek Rahman'dandır. Özellikle sesler ve görüntülerin namazda olması tıbbi midir? Zihnin dağılması, başka şeylere yoğunlaşması, kendisinin rahatsız olduğu şeylerin gelmesi tıbbi midir? Namazda en çok insan rahatsız eden, kendisi rahatsız olduğu şeyler geliyor. Annesinden çok rahatsız, kafayı takmıştı, annesi geliyor. Bir tanesi dedi ki hiç olmayacak bir şey. Limonda böyle rahatsız oluyormuş. Soğan. Soğan da rahatsız oluyormuş. Namazda soğan geliyor. Ulan bana gönder lan dedim çuval soğanı. Soğandan rahatsız oluyorum. Soğan geliyor diyor önümde. Çuval soğanlar geliyor. Ne yaptım biliyor musun? Hakikaten mi? Onun için gelmiş. Dur ya nerede, neyse söylemeyeyim. Neredeydi? Hah, Kırıkan'da. Bir de genç. Soğanla bırak. Hep soğan geliyor. Tamam. Ondan sonra iki tane, üç tane soğanı soydurttum. Arka şey. Tabağa koydum oraya. Gel dedi Mahmut, gelsene dedi. Buyur abi dedi. Gel buraya. Otur. Gözünü kapa. Bir şey değil ya, ayet-i kürsü. Ben sana gözünü aç diyene kadar açma. Allahu la ilahe illahu kafasına koydum. El hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil erd. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi izni. Bir defa okudum, üç defa okudum. Aç. Açtım, soğanı koydum. Elim orada. Durdu. Sen bak, gözünü aç buraya. Tekrar 7'ye tamamlayacağım 4 tane. Ezdim. Ondan sonra hiçbir şey yok. Dokunsun da göreyim. Ondan sonra ağzına da koydum. Görünce böyle kusması geliyordu. Ondan sonra 7 ay. Dedim mi? Aa, senelerce bundan mı korkuyordum diyor. Mesela tık. O caddede, ötekisi o caddede. Kaşınıyor, bu da kaşınıyor. Pantolonu çıkarıyor, o da çıkarıyor. Bu vuruyor, o da vuruyor kendisine. Kendisine ha tik biliyorsunuz. Mesela vuruyorsun ha küfür ediyor. Ha diyor bak böyle. Hepsi bu ervah habisedendir. Bu tik olanı kafasına koy. 3-4 tane ayet-i kürsü oku. Şimdi vur bakayım olsun hadi göreyim. Ama biraz da ağzın olacak da biraz güveneceksin yani. Güzel okumak değil. İtikatta okumak. Abi ne okuyacağız? İhlaslı ol, ihlas oku yeter. İhlasın yok, tüm Kur'an oku, faydası yok. Çünkü Kur'an وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an enerjidir, enerji, potansiyel enerjidir. Sen yeter ki sese dönüştür. Biz de okuyalım mı? He? Biz de okuyalım mı? Kime? Yok öyle bir zaman. Yok kimse okuma sen. Çünkü sıçrayabilir. Biz mesela, biz aşırı nefret var onlarda. Beni gördükleri zaman şöyle diyorlarmış şeytanlar. Nerede gördün Hasan'ı? Çekulozu bir Rabbi nasi. Yani bu işin şey olduğunu değil. Yani olayı biliyorum. İlmi tarafını anlatıyorum. Yani benim Müslümanım namertlere muhtaç olmasın. Şurada burada sürülmesin. Falan falan odalarda, dairelerde, böyle mahfellerde aldatılıp da yani perişan olmasın. Ama bunu dinliyor ama gene kalamıyor. Ne yapayım?
İnsanın yaptığı işten en çok gafil olduğu iş namazdır. İnsan yaptığı işler var ya, yaptığı işlere her şey şuurludur. Yazarken yazdığını bilir. Okurken okurduğunu bilir. Yemek yerken bilir. Baklava yerken çorba içiyorum demez. Ama namaz kılarken namaz, en çok namaza gafil iş namazdır. Hiçbir fiilini namaz kadar gafleti olmaz. Yoktur. Kutsiyet kesbetme nispetinde o derece, yani insan yaptığı işten şuursuz olması, yaptığı işleri unutması en çok namazdır. Düşün ki sofrada baklava var. Hiçbir adam gördünüz mü böyle baklava yerken uyuyormuş? He? Baklava yerken vesvese gelmiş de baklavayı bırakmış. Bakıyor çorba var. Rolanti'de el çalışıyor böyle. İftarda. Yani herkes bitirsin. Bakıyor güzel orada. Baklava geldi, seriye çalışıyor. Niye orada vesvese olmuyor? Namazda ve baklava yerken bir dilim gitti. Ya. Ulan sizin horon oynayın bu adamlarla ya. Abi ticarette 5 lirasını unutmuyor ama namaza durduğunda hangi rekette olduğunu unutuyor. Hiç mi? Evet. Kişi yaptığı fiili aklı düşünüyor. Bak, kişi yaptığı fiili aklı düşünüyor, kalbinde hissediyor az çok. Halbuki namazda düşünce ve kalbin tamamen bu fiilden habersiz imiş gibi farklı şeyleri düşünmesi, hissetmesi ey gafil doktor, doktorluk mudur? İnsan yaptığı bir şeyi fikren isen mütevecci olur. Mesela bak, şunu bilirim, hissederim. O kadar namazdan rahatsız olur ki kişi namazı terk eder. Terk edince rahatlaması ama en ağır işleri zevkle yapması tıbbi midir? Hep bunlardan anlaşılıyor ki bizimle aynı mekanı paylaşan ama farklı boyutlarda olan mahluklar var. Mahluklarla iç içeyiz. Aynı mekanı paylaşıyoruz ama boyut farklı. Ama bazen kesişiyoruz. Kesişiyoruz hayatlarımız. Tuvalette kesişiyoruz, banyoda kesişiyoruz. Onda şeyi var. Düşe kabinde tuvalet yap, banyo yaparken banyo yaptığınız yerde işemeyin diyor Allah Resulü. Vesvese olur diyor. Banyodan çıkarken bileğinizden aşağı, şuradan aşağı yıkayın. Derste diyorlar ya ayağını, pantolonun şeyi, pandığı kaldıran bir adam. Öyle diyorlar. Evet. Fiilen gösteriyor. Ne dersen de. Çünkü ben seni seviyorum. Soğuk suyla mı? Soğuk suyla. Ha. Banyo yaptın, aşağı bitti. Tam çıkarken İbrahim, Allah Resulü diyor ki bileğinden aşağı soğuk suyla yıkarsanız baş ağrısı olmaz. Başka ne sebebi vardı abi? Bak tuvalette. Ha, onu biliyordum da ben şimdi. Banyoda işemeyeceksin kardeşim. Yok, onu demiyorum abi. Bir. Banyo yıkamak baş ağrısı yapıyor. Bir. Baş ağrısını kaldırıyor. Kaldırıyor işte. Ha. Bir, banyoda temizlik malzemelerini orada peçeteye koy. Lavaboya gitmesin temizliklerin. Ondan sonra tuvalette insanın özel çamaşırları, hanımların da vesaire. Tuvalet deliğine atılmaması lazım öyle. Ondan sonra tırnaklar atılmaz. Tuvaletteyken ulvi şeyler, dünyevi şeyler düşünülmemesi lazım. Tamam. Ondan sonra solla giriyorsun, sağla çıkıyorsun. Allah'ıma hubs vel habais de giriyorsun. Ya Rabbi pis ve pisliklerden, pis olmaktan sana sınırım. Çıkarken elhamdülillezi ezzehebe ma yuzini ve emseke gufranike rabbena ve leke mesele. Veya şöyle de elhamdülillah. Çık ya. Kuralını yaşa. Ben bak özür dilerim. Affınıza sığınırım. Duşa kabine tutum. Banyo yapıyorum. Özür dilerim. Tuvaletim geliyor ufak. Şu oradan çıkıyorum. Bir derece kurulan. Geçiyorum tuvalete. Tuvalette işimi yapıyorum. Tekrar kabine geliyorum. Yapmıyorum. Resulullah böyle demiş. Bitti. Ama kral gibi de yaşıyorum. Resulullah dedi. Ben de böyle yapıyorum. Dedi. Bitti benim için. Ayağımı da öyle yıkıyorum. Orada da bevletmememeye çalışıyorum. Oluyorsa milyonda bir oluyor. Ona da teyakkuz duyayım. Bak bakalım ki adam gelecek mi dedim ya şimdi. Bakayım ya. Anladın mı? Banyo temizliklerini atmıyorum. Atmamaya çalışıyorum. Temizliklerini koyuyorum şeye. Kenara bir kenara koy. Çıkarken peçete al. Peçeteyle topla. Sar onu. Bismillahirrahmanirrahim dedin.
Bismillahirrahmanirrahim deyip çöpe öyle atsar. Daha kimse dokunamaz. Besmelesiz özel şeylerinizi atarsanız, tırnağını, özel temizliklerinizi, orada çöplükte yeğen olur. Çok hoşuna gidiyorsa onu takip eder seni. Çünkü insanın artığını yiyor ya. Böyle bir mahluk ya. Ben de çok onunla kızıyorum. Sizin artığınızdan yiyen adam sana nasıl zarar verir ya? Nasıl musad ediyorsun? O abi ben etmiyorum. Ha adam gibi yaşa o zaman. Televizyonlara muhatap olacaksın. Sibrini lan. O bütün rezil filmleri seyredeceksin. Haberlerin önünde kalkmayacaksın. Cep telefonuna akşama böyle oynayacaksın. Kendini de mutlu hissedeceksin. Aa, çok mutluyum. Ya onu takkeme anla. Firavun gibi yaşa, Ebu Bekir gibi makam iste. Böyle bir şey olur mu? Adam gibi yaşayacaksın adam. Ama adam gibi ilk önce yaşamak zordu. Ama o yaşadıktan sonra ortaya çıkan lezzet vallahi ne filme benziyor, ne maç seyretmeye benziyor, ne haber dinlemeye benziyor. O Kur'an'ı gönderen Allah'a yemin ederim. Burada tevazu yapmayacağım. Ben keyif alıyorum. Haber filmmiş. Ben seyretmemekle lezzet alıyorum. Ne? Uyuyor mu Risale-i Nur'a? Risale'nin terbiye ediyor kardeşim. 13. şualarda diyor. Ya ben okuyorum olmuyor. Terkleri yapmıyorsun. Risale okumana bir şey demiyorum. Ama terklerin olmadığı için olmuyor. Ben, terkleri yap. Risale okuduğunda lezzet alacaksın. Ben lezzet alıyorum. Çünkü terkleri yapıyorum. Görmüyorum interneti. Burada değil miyiz beraber? Görmüyorum kardeşim. Görmüyorum. Abi sitem var. Siteye bakıyorum ne ders attılar. Facebook varmış benim adıma veya Nur ders attılar. Hiçbir tanesi benim kontrolümde değil. Arkadaşlar benim isimle kucuğu çalıştırıyor. Hizmet yapıyoruz. Tamam. Benim hiçbir şeyim yok. Bir mail var. Bir haftada bir bakarsam. Aa, gelmişim almaya 20 gün olacak. Daha mailimi cepten bakmışsam mailimi daha bilgisayarda girdiğim yok. Kim neler atmış soru. Ne atarsa atayım, ne yapayım kardeşim. Ben bir geçeyim. Bu kadar sorulara cevap verecek halim yok. Ne gerekiyorsa cevap veriyorum derste. Ben anlatıyorum. Bir soru da gelmişti. Ona da cevap vereyim yani. Bak bu anlar kalan. İcebe gelmişti. Demişti ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın diyor Kur'an'ı cinler getirip de Kur'an'ı kendisi yazmış olabilir mi? La kardeşim, gaybı bilemeyeceğini Allah Kur'an'ında söylüyor. Böyle soru soruyor yani. Vesvese yaptım. Lan Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü bilmeyen yanı başına gaybtan manalar getirecek cin. Lan yanındakini bilmiyor. Gaybtan getirecek, peygamber aktaracak, peygamber yazacak. Ulan okuma ezbesi yok. Cinin getirdiği ayetten cin rahatsız olur mu? Bu da güzel bir şey. Güzel oldu abi. He? Kendi kendini imha ediyor. Acayip bir şey. Cini okununca yakıyor mu yakmıyor mu Kur'an? Kesinlikle. Kendi getirdiği ayette kendisi zarar verir mi? Gıdalanması lazım tatlı. Ya ne acayip bir şey böyle şey yapıyor ya. Tamam. Yok cin getirmiş olamaz mı? Gelen cine ben Kur'an okuyor peygamber yanıp gidiyor. Cin getirmişse bir sure mi gelirdi ya? Bütün Kur'an baştan aşağı cinli sureler olurdu. Onunla çakmasından ya. Acayip bir şey ya. Basit ya. Da yakınındakini bilmiyor da gaybtan getirecekmiş. Lan ne gaybı? Süleyman'ın öldüğünü bilmiyor da kalbini çaptır bilmiyor yanında. Allah'a yetin diyor. Abi ama benim şu anda babamın yerini söylüyor. Lan nasıl oluyor? Bunların ışık hızıyla hareket ediyor. Adanalısın değil mi? Adam bak. Şimdi toprak kullanıyor, deniz kullanamıyorlar. Şimdi cinle meşgul olan birisi sana şöyle bakar. Ben bundaki cin gider Bülent'e der ki anne babanın ismini söyler. Ondan sonra bu mümkünse ışık hızıyla Türkiye'de bu Bremenhaven'den Adana'ya kaç kilometre vardır size? 4000. Hemen hemen 4000. 4000'i ne kadar? 300 bin mi saniyede? Saniyede. Saniyede. Ne kadar saniyenin kaçta kaçı sürer? 4300 bin. Hiç hesap. Ne saniyesi? Saniyenin, salisenin bilmem kaç şey. Tut Adana'da mı? Oradaki cin var dinsizler sizin mahallede. Söyledi ya isim soy isim adres verdik. Mektup gidiyor da cin niye gitmesin? Tamam mı? Yani cep telefonuna mesaj gitmiyor mu? Ya babana gitmiyor mu? Bob gönderiyoruz tak oraya gidiyor uydudan. Ondan bile hızlı gidiyor.
Ondan bileceği cep telefonundan hızlı gidiyor. Cep telefonuna babana bir WhatsApp'ta şey ses atsan, birisi mail atsan gitmiyor mu? E cin de böyle gidiyor da adres yapıyorsun. Numarayla mesaj gidiyor. Senin ananın ismini alıyor, senin ismini alıyor. Adana oraya tak diye gitti. Orada dinsiz cinler var. Hemen bilgi aktarım şu. Bülent'in kimisi var, şu babaannesi varsa, emmisi vardı, şusu vardı. Öyle. Tırırt! Geliyor. Bana şey diyor. Ben diyorum şimdi. Bülent senin emmi var orada. Tamam mı? Şöyle orada leğen var. Bak orada sağ tarafta güğüm var. İstersen ara. Baba! Sağ tarafta leğen var mı? He oğlum var. Eyvah! Gaybı bildi. Ne gaybı lan? Bunu Amerikalılar da biliyor. Türkiye'de biliyor. Gönderdiği uyduyla. Gir. Ben dershanede kendi cep şeyle bilgisayarda geldi adam. Abi Erats mı? Gaf mı? Bir program var. Uyduya giriyorsun canlı yayın. Zeytinburnu seyrediyorsun. Ya navigasyon ya. Ya bir dakika. Geçenlerde buraya birisi girmişti. Abi bizim çatıyı değiştirdik. Bizim çatı diyor şey temiz kiremit gözüküyor diyor. Taze kiremit gözüküyor. Yani yeni kiremit gözüküyor. Sen demedin mi? Evet. Demek ki canlı giriliyor. Zeytinburnu ben bildiğim için söylüyorum. Zeytinburnu'nda olan bir güneşliği değiştirelim dedik, tamam mı? Yani 15 dakika, yarım saat mübalağa etmeyin. Hadi bir saat olsun. Söktük de güneşlik yapıyoruz. İki tane zabıta geldi. Lan gözükmüyor ya içeride. Paldır küldür geldi. Ne yapıyorsunuz da? Yapamazsınız dedi. Sonra gittim. Zafer denen bir adam. Olamirim. Ya dedim müsaade et bir dedim. Kitap okuyacağım ya böyle. O kadar hesabım. Ya Allah için bir şey soracağım öğrenmek için. Bizi biliyor. Ya dedim o yarım saat olmadı ben orada çakarken ki içeriye çekilmiş. Siz beni nerede bildiniz dedim ya. Dedi ki hocam dedi. Ben dedi günde 3 defa canlı tararım dedi şehri. Ama taradıktan sonra yapsaydım belki 3-4 saat sonra bilirdim. Ama bir program var program devamlı çıkıyor. O program dedi ben bakmıyorum. O program çatılarda bir değişiklik oldu mu bana sinyal veriyor diyor. Bilgisayar. O bilgisayarın sinyali ben diyor dışarıda olsam cep telefonuma geliyor. Cep telefonunda hemen bakıyorum. Ben Musa burada mesela bizim binada kamera var. Şu anda ben buradaki cep telefonumla benim odamın içinde kim dolaşıyor? Dershanede, ders yerinde kim var? Diş kapıya kadar hepsini kamerayla görüyor. La kardeşim bu mekanik ya. Cin de işte buradan gidiyor işte. Gaybı mı bildi? Orada ya bakıyor cin. Baba oradaki var teneke var işte bir şey var. O bildi. Gaybı mı bildi? Ne? Senin için gayb. Uydu için gayb değil ki. Uydudan Amerika'da herkes görüyor. Buraya da. Gaybı bildi. Zıkkımın kökünü bildi. Ne bilecek bunlar ya? Gaybı bilselerdi diyor Allah diyor. Süleyman'ı bilirdi öldüğünü. Denizi niye kullanamıyorlar? Geçemiyorlar. Onun için cinli hastaları bazen denizin kenarına Osmanlı götürürmüş. Sandal orada duruyor. Sandal biraz böyle suyun bir iki metre ilerisinde. Okuyorlar hastaya. Cin çekiyor. Okuyorlar ötekisi de suya atıyor bu hastayı. Suya atınca cin burada kalıyor. Onlar sandala koyuyorlar. Sandalla kasaya geçiyorlar. Tamam cin kalıyor burada. Tamam bir daha. Onu tekrar okuyorlar. Muhafaza için daha giremiyor bu kadar. Basit. Ya çok basit şeyler. Ben hep bundan vahlanıyorum. İnsan kendi gücünü bilmiyor. Dirayetini göster ya. Kadınlarda olmasının sebebi dirayet yok. Ya bırakıyor kendisini ya. Ben kendi kendine bir şey olmaz ki ya. Dirensene ya. Hayır kardeşim. Hayır okuyorum. İçimden gelmiyor lan. İçinde mi gelecekti Kur'an okumak? Vay. Okusana falan gelecek. Öyle olur. Şu cümleyi bitireyim keseceğim. O kadar namazdan rahatsız olur ki kişi namazı terk eder. Terk edince rahatlaması ama en ağır işleri yapması, maç, film seyretmesi, rahatlaması, namazla sıkılması ey gafil doktor tıbbi midir? Hep bunlardan anlaşılıyor ki bizimle aynı mekanı paylaşan ama farklı boyutlarda olan mahluklarla iç içe yaşıyoruz. Cin, kök, fiil, cendendir. Cen, can yani. Yani gizledi, karanlığa boğdu, karanlık ile örttü. Yani insanın duygularına kapalı olan şeyler.
bazen bizim hayatımızla onların hayatları kesişiyorlar. Kesişiyorlar. Bunlar da şuurlu varlıklardır. Bunlar insanın zaafı noktalarını yol bulmaları kolay geliyor. Bize ilgi duyuyorlar. Çünkü bize niçin ilgi duyuyor biliyor musun? Onların kadınları çok güzeldir. İnsan kadınları, bizim kadınlarımız kıyas edilmez. Cinli kadınlar çok güzeldir. Erkekleri o kadar rezil, o kadar rezil ki sipsiyah, çirkin. O kadınlar o cinli erkeklerle istemiyorlar. Onun için cinli kadınlar insan erkeklerini çok seviyorlar. Bu sefer cinli erkekler de Müslüman kadınlarına daha çok şey yapıyor. İlgi duyarlar. Çok ilginç değil mi? Ve kafir cinler suratı gözükmez, sipsiyahdır. Müslüman cinler de nuranidir. Müslüman cinler dokunmaz. Müslümana dokunmaz, Müslüman cinler kafire de dokunmaz. Kafir cini kafire de dokunur, Müslümana da dokunur. Kafir ya. Ama ona yol yapmadıkça senin radyon çalmadığı gibi. Sen radyonu açmadıkça istasyon çalmaz. Sen onaylayacaksın. Öyle paldır küldür konum sağlayarak giremez. Hadi girdi. Okuduğun namazda, Kur'an'da pat diye yanıp çıkıyor, gidiyor. Giremez. Peki ne yapabiliyor? Zan veriyor. Ben iyi değilim, hastayım, cinim. Değilsin. Hiçbir şey değilsin. Abi onlarda imanlı ve imansız, siyah ve beyaz gözükmeleri bu kadar aşikar mı? Kendilerine evet. Gözüküyor mu? Evet, evet. Sipsiyah. Mesela gördüğüm zaman, görüldüğü zaman sipsiyah duruyorsun. Siyah olunca cin, bu kafir. Ben beyazsa şeyde Müslümandır. Bunun ortası falan yok değil mi? Yok. Abi? Mesela bir kafir cin imana gelse. Yok yok. Ha gelse beyazlaşıyor. Hemen beyazlaşıyor. Hemen. Samimi oldu. Onlarda sabır yoktur. Hiç yoktur. Kavga ettikleri zaman ölüm olur. Onun için inşallah diyeceğiz de çok kan dökmüşler. Onlarda sabır yok ve hafıza pek yoktur. Çok az. Hayvan kadar yani. Biraz sonra geri dönen köpek gibi. Hani remleri, geçici hafıza var. Basit. Çok basit hafızalar var. Sen şey dedin, Müslümanlar hiçbirine dokunmuyor dedin ya. O zaman bu savaş nasıl oluyor? Savaş, kafirler saldırıyor. Müslüman cinlere. Tabii onların da Kur'an okuyorlar. Müslüman cinler de Kur'an okuyor kafir cinlere karşı. Ha böyle kılıç falan filan. Tabii. Ama onların da silahı var. Hep ölümle neticelenir. Onun için dalaşmazlar. Çünkü dalaşınca ya öleceksin ya öldüreceksin. Onlar da dağıran. Mesela paldır küldür sen cinni de öldüremiyorsun. Çünkü aynı insanı öldürdüğün gibi. Onlar da sana dokunamıyor. Dokunduğu zaman sen o zaman hak kazanıyorsun, onu öldürebiliyorsun. Mesela çöplüklere siyah çöp atarken Bismillahirrahmanirrahim de, sıcak su, balkona mesela daha çok. Su, çay içiyorsun, çayın dibi kaldı, tap diye balkondan aşağıya fırlatıyor. Damlalıklarda bir sürü mahluk var. Üzerine dökülüyor. Ya onun, çünkü sıcak döküldü mü ölüyor onlar. Ya çocuğuna, ya karısına, ya teyzesine. Bu sefer intikam için sana balkonda duruyor. Peki insan kendi çocuğunu veya ailesinden birini böyle muhafaza için öldürse? Acayip hakkın var senin. Rahatsız ediyor. Tabii. Rahatsız ediyoruz. Onu bardağa getiriyorlar, bardağı da boğuyorlar ya. Basit şeyler bunlar. O kadar basit. Bize ilgi duyuyorlar bunun için. Bizim gibi Allah'ın Celle Celaluhu emirlerinden sorumludurlar. Namaz farzdır. Namaz bizimle kılarlar. Onların müstakil camileri yoktur. Kapatın. Müstakil camileri yoktur. Müslümanlar arkasına kılarlar. Onlar ötekilerdeki yani Müslümanları korurlar. Müslümanlar. Müslüman cinler Müslümanları korurlar. İnsan. Elinden geldiği kadar dikkat ederler. Kendi aralarında cemaat olma şeyleri var mı abi? Kendi aralarında olmuyor. İnsanların arkasına kılıyorlar. Oluyorlar. Ama beceremiyorlar mı? Oluyorlar. Alimleri var. Peygamberimizden önce peygamber gelmiş midir diye şualarda var. Şöyle soru soruluyor ustada. Cinlerden peygamber gelmiş midir? Usta şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sonra cinlerden peygamber gelmemiştir. Cevabından anlaşılıyor ki peygamberimizden önce peygamber cinlerden de gelen varmış. Onlardan ulema var yani. Onların alimleri var, hocaları var. Bizi bilirler, bizi çok severler.
Müslüman alimleri bizi çok sever. Sen yalnız değilsin ki şu kapıdan çıktığın zaman. Şu binada ne kadar koruma var biliyor musun? Şu binada ne kadar var biliyor musun? Bir Müslüman, bir insan almaya bu şehre girdiği zaman o memleket kafir cinlerin elindeyse Müslümanların eline geçiyor. Eğer az Müslüman varsa cin, o Müslüman çıktıktan sonra gene kafirlerin eline geçiyor. Çünkü bir insan şehri değiştiriyor. Yani cinlerin şehrinde, şu cinler şehri. Mesela bu Biremen Afen'de Allah'ın izniyle bu dershane var bize ait. Biremen Afen bize ait. Tabii ya. Bize ait böyle yaymış olduğun dalga. Ve hepsi en ücra köşesinden biliyorlar burada ders olduğunu. Müslümanı da biliyor, kafiri de biliyor. Ve Müslümanlar nasıl dua ediyor? Nasıl etrafta toplanmışlar? Nasıl camlarda? Nasıl dinliyorlar dersleri? Ne kadar dua ediyorlar size? Çoluk çocuğunuza. Ne kadar çoluk çocuğunuzu koruyorlar? Ne kadar dikkat ediyorlar? Kafirler ne kadar zarar vermek istiyorsa Müslümanlar o kadar size koruyor. O kadar dikkat ediyor. O kadar yardımları var. Peki abi Müslüman olduktan sonra bunların yiyecekleri kafirlerinki gibi aynı oluyor, değişmiyor yani. Yok mesela ekmek, kafir de insanın kafiri de Müslüman da ekmek yiyor ya. Cinlerin gıdası budur. Resulullah demiş. Tezek, kemik ve insanın artı var ya işte banyo temizlikleri, tırnak. Besmele deyince olmuyor. Besmelesiz denilen. Çöplükleri böyle malzemenizi atarken besmele çekin. Çünkü orada kemik yiyorlar. Kadınlara daha çok olmasının sebebi özel çamaşırlarını rastgele çöpe atıyor. Rastgele tuvalete atıyor, rastgele çöp kutusuna atıyor. Saat mesela akşam namazından sonra. Yani zaten çöpe gittiğin zaman besmele diyeceksin destur demeden. Orada çünkü Allah Resulü diyor ki tezek ve kemik yiyorlar. Şimdi İstanbul'da almaya da burada çöp tenekesi yok. Yani çöp tenekesinde tavuk yememiş mi komşu atmış da oraya. Tavuk kemiği var. O zaman onu yerken sen üzerine paketi gönderiyorsun adamı. Adam da kırıldı, döküldü. O zaman kızıyor da sana. Bismillahirrahmanirrahim dedi mi çekip gidiyor. Kafirler mi abi? Müslümanlar kalıyor herhalde. Müslümanlar da kenara çekiliyor. Çünkü atıyorsun hepsi kırılır. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun atıyorsun çöpe. Ondan sonra geliyor. Bismillah dediğin için ödü patlıyor zaten. Bin besmele çekme şu sahralar dolusu cin helak olur, kaybolur. Senin sesin gittiğin yere kadar gelemez. Enerjidir. Ağzından çıkan her bir mukaddes. Şu sözüm. Yani din. Veya ayet. Hele ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Buna cin yaratılmıyor. Ruhani yaratılmıyor. Ne yaratılıyor biliyor musun? Melek yaratılıyor. Bu melek seni koruyor bu sefer. Yani ses, şekli sese dönüştürdüm ya. Ses de meleğin vücudu haricisidir. Melek. Onun için okuduğun zaman cini hastalara al böyle bir sopayı. Sırtına vur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sen vurmuyorsun. Sesle Allah melek yaratıyor. Melek de oraya vuruyor. Melek vuruyor. Ya bildiğin zaman bak bu olayları bildiğin zaman o kadar keyif alıyorsun ki. Hani çocuğa mesela. Sırtına. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Baş ağrıyor. Nereden ağrıyor? Maliki yevmiddin. Adreste boş zarf adresi gider mi? Kur'an okuyorum. Nereye okuyorsun? Buraya hayal et. Çünkü buranı ağrıyor. Sesli veya sessiz abi. Yani seni duyacak kadar olacak. Çünkü namazda kıraat farzdır ya. Şöyle okusan. Duydun mu? Yok kendin. Namaz olmaz. Elhamdülillah Rabbil alemin. Olur. An şartta. Namazda kıraat farz mı? Kur'an okumak. Kur'an okuyabilecek kadar, 3 ayet okuyabilecek kadar Kur'an okumak farzdır. Hiçbir şey bilmeyen, okumayı bilmeyen bu cemaate dahil olursa besmele çeksin, kıraat düşüyor. Kıraat farzı olmuyor ona. Görüyor musun? Senin hatan düzelmiş oluyor. Hani var ya bazıları diyor ya, işte ben diyorum ki hatalarınızı melekler düzelterek Allah'a takdim ediyor. Nasıl düzelt? Kur'an hiç okumayı bilmiyor. Besmele'yi de bilmiyor ama namaza dahil oldu hocaya ikindiye ve akşama. Uydu mazur olan imama. Allah'a ekber. Besmele de yok. Namazı namaz mı? Namaz. Hiç okudu mu? Yok. Okusa zaten bilmiyor. Kıraat bilmiyor.
Ama kendi başına namaz, Kur'an okumasa namazın olmuyor. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Git hoca, hocanın arkasına bitti. Bak, hatan cemaat, buradaki esprisi şu. Cemaat hatanı düzeltiyor. Bu adam bunu anlayamıyor. Hiç bilmiyorsun Kur'an, namazın oluyor işte. Niye? Bu hatanı cemaat düzeltiyor. Allah düzelterek veriyor. Anladınız mı burayı? Adam diyor ki, ya benim hatamı kim düzeltecek? Seninkisini düzeltmeyecek, doğru. Çünkü öyle inanmıyoruz. Melekler senin için tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Şu sayfayı bitirsem, bak. Şu bitireyim de, ben de sıkıldım. Bize ilgi duyuyorlar. Bizim gibi Allah'ın Celle Celaluhu emirlerinden sorumludurlar. Bunlar çeşitli olmakla beraber cinler dumansız ateştendir diyor hadiste. Odun yaktınız. Allah Resulü hadis. Odun yaktınız. Çıkan ısıdan ateşten şeytan. Çıkan nurdan melek. Çıkan dumandan cin. Çıkan külden insan yaratılıyor. Bunlarda da nikahlanıp evlenen ve çoluk çocuk sahibidirler. Rahman suresi 56'da geçiyor bu. Cinlerin kafirlerine şeytan denmiş. Şeytan Allah'tan ümidini kestiği için iblis denmiş. Asıl ismi Azazil olduğu gibi. Şeytan asi ve kibirlidir. Hasetçi, bencil ve enanetlidir. 55 tane ismi var. İblis, Hennas, onu söylemek istedim. Ümitsizliğin şeyi ona iblisliği mi getirdi abi? Evet, iblisliği getirdi. Bak ne diyor? Şeytan Allah'tan ümidi kestiği için iblis denmiş. Kur'an'da iblis geçer. Çünkü Allah'tan ümidini kestirmiş. Asıl ismi ise Azazil'dir. Şeytanın asi ve kibirli olması, hasetçi olması, bencil, enaniyetli olmasına şeytan denmiş. Ümitsiz olmasına iblis denmiş. Bencil denmiş. Evet. Şurada duruyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.